Penis estetiği, androlojide önemli konulardan bir tanesi de penise yönelik yapılan estetik girişimler önemli konulardan. Biz bu konuda neler yapıyoruz? Yani androlojinin estetik olarak kastettiği alanlarda hangi konular var? Onunla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Elbette ki hepimizin bildiği ya da en çok merak edilen ya da en çok talep edilen konulardan bir tanesi uzatma teknikleri, yani penisi uzatma ya da kalınlaştırma. Çok sayıda insanın bu nedenle bu taleple hekime başvurduklarını biliyoruz. Fonksiyonellik yanı sıra estetik olarak da görüntünü değiştirme, daha iyi, daha uzun ya da daha kalın bir görüntü elde etmek için başvurabiliyorlar. Ama bunun yanı sıra mesela gömük penis dediğimiz penisin içe gömülü olduğu durumlarda yine müdahale yapılabiliyor. Bir başka problem frenulum dediğimiz penis baş kısmı ile gövdesini birbirine bağlayan ve alt kısmında ön tarafta olan bir deri parçası. Bunun kısalığıyla ilgili bazı sünnet hatalarına bağlı olarak meydana gelen durumlar olabiliyor. Yine sünnet derisiyle ilgili estetik olarak mesela uzun bırakılması durumları olabiliyor. Ya da bu sünnet derisinin boğum boğum dikilmesi sonucunda böyle bir kötü görüntü oluşabiliyor. Penis başını dolgunlaştırma ile ilgili yapılan bir takım girişimler vesaire filan olabiliyor. Yani gövdesi değil de baş kısmıyla ilgili bir takım uygulamalar olabiliyor. Bir başka durum penil rekonstrüksiyon dediğimiz durum. Bu daha çok özellikle çeşitli sebeplerden dolayı mesela ateşli silah yaralanmaları ya da kesici alet yaralanmaları sonrasında ya da kavga vesaire filan bu tip durumlarda penis kopmaları ya da bazı eskiden daha sık yapılıyordu. Mesela sünnet sırasında özellikle bu konuyla ilgisi olmayan insanların, deneyimi olmayan insanların giyotin yöntemiyle penis başını uçurduğu durumlarda vesaire filan. Bu tip durumlarda penise bir şekil verme, düzeltme, yeniden onarma durumlarında da yapılabiliyor. Bir başka durum ise penis protezi. Yine estetiksel anlamda penise tam bir görüntü sağlayabilmek açısından androlojide yapılan uygulamalardan önemli cerrahilerden bir tanesi. Ve yine bu başlık altında da tabii bazı özellikle psikolojik problemlerin eşlik ettiği penil dismorfofobi dediğimiz, yani penise ait herhangi bir sorun ya da estetik bir problem olmamasına rağmen kişinin kendi penisinden memnun olmaması durumu gibi başlıklar bu konular içerisinde. Bunların bir kısmının medikal ya da başka davranışsal yöntemler ile düzeltilebilmesi mümkün. Bir kısmı ise cerrahi olarak onarılabiliyor. Ama bazı özellikle penil dismorfofobi gibi durumlarda ise psikiyatrik destek ya da psikolojik tedavi gerekebiliyor.